Sabahlar şu an haber bülteniyle karşınızdayız. Günün gelişen bütün haberlerini sizlere yansıtacağız. Efendim, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Bülent Turan'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlara yaptığı bir yazılı açıklamayla cevap verdi. Başkan Gökhan yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve 25. dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı olan Sayın Bülent Turan'ın seçim bölgesinde tanınmama konusundaki rahatsızlığını şahsım üzerinden tersine çevirme girişimlerini çok eğlenceli bulduğumu ve sarf ettiği sözlerden asla rahatsızlık duymadığımı ifade etmek isterim. Ben ve benim gibi siyasete kendisinin neredeyse yaşı kadar emek verenler kardeşlerimizin toyluklarını görür, bilir ve siyaseti öğrenmeleri için sabırla öğretmenlik etmeye devam ederiz. Siyasi terbiyemizi alırken ilk öğrendiğimiz temel ilkelerden biri saygılı ve efendi olmaktır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kızsak da, kırılsak da, yaşça ve siyaseten büyüklerimize karşı üslubumuzu asla bozmadık, bozdurmadık. Evet, kendisini tanıyorum. Tanıyorum diyebilmek için tanışmış olmak yeterli değildir çünkü. Bir Çanakkale'li olarak, Çanakkale'li bir milletvekili olarak kendisiyle Çanakkale ve Ankara ilişkilerinde hiçbir ortak çalışmamız, etkinliklerde bir araya gelip bir görüşme alışverişinde bulunmamamız söz konusu olmamıştır. Kendi partileri de dahil olmak üzere adının açıklandığı ilk günden bu yana yoğun olarak konuşulan bu durumu ifade etmiş olmam kendisine neden böylesine büyük bir hezeyana sebep olmuştur? Neden tanımadığımı ifade ettiğim için sağlık sorunlarından tutun da iftiracı siyaset anlayışına kadar giden yakışıksız ifadeler kullanma yoluna gitmiştir. Doğrusu çok garip. Dil sürçmesi falan da değil. Evet, ben AK Parti'nin birinci sıra Çanakkale Milletvekili adayı Bülent Turan'ı tanımıyorum. Kimdir? Milletvekili döneminde neler yapmıştır? Hangi üstün özellikleri nedeniyle AK Parti'nin 32 aday adayını geride bırakarak birinci sıra vekil adayı olmuştur bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum. Sonuçta büyük ihtimalle Ankara'da ilimizi temsil edeceğinden, kentin belediye başkanı olarak birlikte de çalışacağımızdan kendisini tanıyor olmam gerekiyor. Ancak Sayın Turan, barışık ve özgürlüklerin kenti Çanakkale'de yaşayan herkesin milletvekili olmak istiyorsa öncelikle kullandığı dili değiştirmesi gerekiyor. Bir başkasına benzemeyiz. Cevabı gerekli tonda vermeyi biliriz tarzı Çanakkale'mizin tarzına uymaz. Geçmişte bunu deneyen, üslubunu bozan, karşısındakini değersizleştirmeye yönelik bel altı çalışan siyaset arkadaşları maalesef Çanakkale halkından unutamayacakları dersler aldılar. Ben genç arkadaşımın daha Çanakkale'deki vekillik öyküsünü yazmaya yeni başlarken herkesle el ele gönül gönüle olmasını diliyor ve sözlerimi Yunus Emre ile bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Değerli izleyiciler, Çanakkale'de billboardlara yapıştırılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ait reklam afişleri Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın talimatıyla kaldırıldı. Başkan Gökhan, çocukların masumiyetinin suistimal edilmesine ve çevre mücadelesi veren bir kent olarak nükleer santral reklamına izin vermeyeceklerini söyledi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve kent merkezindeki çok sayıda billboardda yapıştırılan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin reklam afişleri ilk olarak 5 Nisan Pazar günü sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. 18 Mart İlkokulu'nun karşısındaki reklam afişlerinin yer aldığı billboardların önünde toplanan İDA Dayanışma Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütleri üyeleri, çocukların masumiyetinin nükleer reklamında kullanılmasına tepki göstererek reklam afişlerinin kaldırılmasını istedi. Kaz Dağları bölgesindeki maden arama ve işletme çalışmalarına karşı çevreci duruşu ve çevrecilere verdiği desteğiyle tanınan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ait billboardlarda yer alan reklam görsellerinin kaldırılması için görevlilere talimat verdi. Afişler geçtiğimiz pazartesi günü söküldü. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, nükleer santrale ait billboardlardaki reklam afişini hafta başında gördüğünü belirterek, "Hem nükleer santral reklamına şehrimizin müsaade etmem mümkün değil, hem de reklamlarda çocuklar var. Çocukların masumiyetlerinin bir nükleer santral projesinde kullanılması son derece rahatsızlık verici bir durumdur. Bu nedenle o reklam afişlerini kaldırdım. Bir nükleer santral yapımı ile ilgili reklamda çocuk kullanılmasına şiddetle karşıyım. Biz zaten çevre mücadelesi yapan bir kentiz. Nükleer santrale karşıtlığımız söz konusu. Kentin belediye başkanı olarak böyle bir reklama müsaade etmeyip kaldırttım." diye konuştu.
Çanakkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 170. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de törenlerle kutlandı. İnsanoğlunun güvenlik içinde yaşama ihtiyacı insanlık tarihiyle başlamıştır. Diğer ihtiyaçlarının yanında özellikle güvenlik içinde yaşama, saldırılardan korunma içgüdüsü insanları bir araya getirerek toplumla beraber devlet denilen organizasyonun doğmasında önemli rol oynamıştır. Devlet olarak örgütlenmiş toplumlarda düzenin ve güvenliğin sağlanması her zaman devletin en temel görevi olmuştur. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu 1845 yılından bugüne edindiği tarihi birikimi ile her geçen gün gelişerek, kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Sayın Valim, değerli katılımcılar, polis teşkilat birimlerimiz aslında tüm devlet kurumları adına vatandaşlarımızın her derdinde koşup çaldığı ilk kapı, vatandaşın hukuk sistemiyle temas kurmasının da başlangıç noktasıdır. Böyle kutsal bir meslek, gece gündüz fark etmez, çalışırsın ölene dek. Doğmasın istemeden görevini yaparsın, gerekirse canını bu millete adarsın. Canımızı, malımızı korursun, bizi huzurlu uyutursun. Değerli izleyicimiz, Lapseki ilçesinde de polis teşkilatının 170. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaretler devam ediyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, belediye meclis üyeleri polis teşkilatının 170. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürü Murat Duran'ı makamında ziyaret ettiler. Adalete teslim edilmesi gibi görevleri şeref ve gururla yerine getirmektedir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecek. Üstlendiği mülki, adli ve diğer hizmetleri layıkıyla yerine getirdiği hepimizin takdirindedir. Değişen ve gelişen dünyada suçla ve suçluyla mücadelede teşkilatımız önleyici kolluk hizmetlerine daha fazla ağırlık vermesiyle toplumsal barış ve huzurun oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Evet, Çanakkale'de ilginç bir olay meydana geldi. Evinin bahçesindeki mantarları yiyen Afganistan uyruklu iki kaçak şahıs zehirlendiler. Olay önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu KK ile ER paraları olmadığı için yiyecek alamadı. Daha sonra kaldıkları evin bahçesindeki mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra mantarlardan zehirlendiklerini anlayan ikili Çanakkale Devlet Hastanesi'ne geldi. Midesi yıkanan Afgan uyruklu şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kişiler, yabancılar şube müdürlüğüne sevk edildi.
Çanakkale'nin 100. yılında ralli heyecanı yaşanacak. Eskişehir'de 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılması planlanan 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci etabı Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Çanakkale'de yapılacak. Yıldız hoş geldiniz. 100. yıl olması sebebiyle biz Çanakkale Madenciler Derneği olarak Çanakkale'ye ne yapabiliriz? Bu etkinliklerde nasıl yer alabiliriz diye oturduk bayağı tartıştık arkadaşlarımızla. Ne gibi etkinlik yapabiliriz? Çanakkale'ye ne daha iyi yakışır? Çünkü 100. yıl özel bir yıl. Bunun için araştırmalarımızın sonucunda Çanakkale'de bir rally yapalım istedik. Ama bunun küçük bir şey olmasın, uluslararası bir şey olsun istedik ilk önce. Bize sorulan soru bir, neden Çanakkale'de, neden rally? Rally'nin iki tane ana unsuru var. Birincisi araç, arabalar, ikincisi insan. Bunların ikisinin de olmazsa olmazı madencilik. Araçların ham maddesi bildiğiniz gibi madenden üretilen bir nesne. İkincisi insan, yarışan pilotlar. Yarışan pilotların yaşamını idame ettirebilmesi için bulacağı minerallerin hepsi maden. Dolayısıyla Madenciler Derneği'ne yakışacağını düşündük ve rally yapmaya karar verdik. Neden Çanakkale'de böyle bir şey? Çanakkale halkının özel bir halk olduğunu düşünüyoruz biz. Anadolu'nun dört bir tarafından 100 yıl önce buraya savaşmaya gelmiş insanlar. Bu topraklarda şehit düşmüş. Bu topraklarda yatmaktalar. Bu topraklarda onlara sahip çıkan, bizim şehitlerimize sahip çıkan Çanakkale halkına da böyle büyük bir organizasyon yapalım, teşekkür mahiyetinde dedik. Bunu yaparken bize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Ahmet Çınar'a, Sayın Valilik Yardımcımız Bekir Sıtkı Dağbey'e, Türkiye Otomobil Sporlar Kulübü Federasyonu. Evet, Çanakkale'deki cezaevinden sevk edildiği, hastaneden firar eden ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Fevzi Gürkan, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı. Gürkan'ın firarda olduğu sürede 7 otomobili çaldığı bir evden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Çanakkale E-Tipi cezaevinde hükümlü olan Fevzi Gürkan, geçen 26 Mart tarihinde rahatsızlandığı için hastaneye sevk edildi. Görevlilerin dalgınlığından yararlanarak firar eden Gürkan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden farklı günlerde 2 otomobil çaldı. İki otomobili terk eden Gürkan, ikinci çaldığı araçla da Tekirdağ'a geldi. Süleymanpaşa ilçesinde 2, Muratlı ilçesinde 2 ve Çorlu ilçesinde de bir otomobil çalarak terk eden Fevzi Gürkan bir evden de hırsızlık yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 7 otomobili çalan ve hırsızlık yapan şüphelinin Fevzi Gürkan olduğu belirlendi. Çanakkale E-Tipi cezaevinden firar eden Fevzi Gürkan'ın çok sayıda hırsızlık ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenilen bilgiler arasında. Değerli izleyiciler, Çanakkale'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada ilçesine yapılan feribot seferleri iptal oldu. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10-15, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 7 ve 17 saatleri arasındaki seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı'na ve diğer hatlardaki seferler ise devam ediyor.
Değerli izleyicilerimiz, Türkiye Bayanlar 1. Voleybol Ligi'nde 25 rakibi 2014'te başlayan 1. etap mücadelesinin ardından play-out maçlarında da aldığı puanlarla sezonu galibiyetle kapatan Belediyespor voleybol takımı için sezon sonu yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Belediyespor Başkanı İsmet Güneşhan başta olmak üzere Çanakkale Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, takım çalışanları ve oyuncular sezon sonu yemeğinde bir araya geldi. Başkan Gökhan yemekte yaptığı konuşmasına oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ederek başladı. Gökhan iyi bir sezonun geride kaldığını belirterek seneye daha büyük başarılar beklediklerinin de altını çizdi. Değerli izleyiciler, dün akşam arena akşamıydı ve sizler yine ekranlarınızın başında canlı canlı ekranlara gelen siyaset arenasını izlediniz. Evet, iki milletvekili adayı ve diğer partnerleriyle yine Çanakkale gündemini ve siyaseti değerlendirdiler. Ve Çanakkale'de sosyal, ekonomik ve kültürel yönde söz sahibi olan ciddi kurumlardır. Bu kurumlar varsa var, yoksa yoktur. Bakınız Fuk Bey. Ben Çanakkale İnşaat Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nı 16 yıl yaptım. Esnaf sanatkarların ihtiyaçları, sıkıntıları konusunda o yönden donanımlıyımdır. Şimdi İsmail Özay Belediye Başkanımız zamanında malum oraya bir alışveriş merkezi geldi belediyenin, Çanakkale'nin tam ortasına. İsmail Özay ne yaptı? Bütün odaları topladı. Çanakkale'de 9 tane oda vardı. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nda bünyesinde. O dahil. Bizleri İsmail Özay topladı. Bu alışveriş yapılacak alışveriş merkezi konusunda sizin dilek temelde sıkıntınız ve tepkiniz nedir? Biz yaptık. Evet, o da deyimli bir politikacı. 3 dönemdir o da Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday. 3. sıradayımız Serdar Can Bey, doktor. 4. sıradayımız Günay Bey, zaten yine ziraat mühendisi. Böyle hepsi çok nitelikli. Enver Bey zaten kendisi de esnaf bir arkadaşımız, esnaf kooperatiflerinden gelen bir arkadaşımız. Güzel bir ekiple hepsine biz başarılar diliyoruz bu anlamda. AVM ile ilgili olarak bugün açılışındaydık, katıldık. Biliyorsunuz Ali Sabancı Bey bizim aynı zamanda Genç Girişimciler Kurulu'nun da başkanı. O anlamda daha önce Çanakkale'de misafir etmiştik birkaç defa. Evet. Kendisini. Evet. İşte o pastayı esnafımızın oraya nasıl kaptırmamız gerektiğini isterseniz Kürşat Bey'den sonra ben bir iki bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi şuna katılıyorum. Yani bir hayatın akışı var. Bu akış çerçevesinde Çanakkale'de de AVM'de bir ihtiyaç var mıydı? Vardı. Ama işte burada esas mesele mümkün olduğunca yerel. Evet, haftanın son gününde yine günaydın ekranlarınızdaydı. Bu sabah avukatlar haftası etkinlikleri kapsamında iki avukatımızı ve onun sonrasında gündemin içinden bir ismi X-Large manken Merve Bodur bizimle oldu. Anlamında ya da yaşam haklarına, yaşam hakkımıza saldırı anlamında. Bizim çevre komisyonumuz baronun en eski komisyonlarından biri, uzun zamandır faaliyet yürütüyor. Komisyon Çanakkale'de diğer sivil toplum örgütleriyle özellikle çevre platformuyla birlikte bu mücadeleyi yürütüyoruz komisyon olarak. Tabii biz hukuki ayağındayız bunun. Davalar açıyoruz. Chat süreçlerini takip ediyoruz. Chat toplantılarına katılıyoruz. En son geçen cumartesi, 4'üydü galiba değil mi? 4'ünde burada bir çalıştay yaptık bu konuda. Hem dava harçları ilgili ödemeden muafsınız, evet. Hem ücretsiz baro tarafından size avukat görevlendiriliyor ve davanın sonuna kadar bu hizmeti alıyorsunuz. Evet, hani bu filmlerde falan izliyoruz ya, avukatım olmadan konuşmam etmem falan filan ya da bana bir avukat atayacaksınız hemen falan derler. Şimdi onun o ceza şey hukuku ile ilgili. Şimdi adli yardım benim bahsettiğim buradaki görevlendirme daha çok özel hukuk. Aradaki farkı anlamaya çalışıyorum. Şimdi özel hukuk, idare hukuku ve takip hukukuna ilişkin. Ama sizin söylediğiniz ceza hukukundaki görevlendirme daha farklı. Bizimki adli yardım. Adli yardım. Nedir? Hukuk davaları. Örneğin boşanma davaları. Somut örnek verirsek. Örneğin icra takibi. Örneğin idare mahkemesinde açacağınız bir dava. Bunlarla ilgili eğer ekonomik gücünüz yerinde değilse, maddi olanaklardan yoksunsanız,
Boro'ya başvuruyorsunuz. Bununla ilgili Boro'nun sizden talep ettiği evraklar var. Mali durumunuzu gösteren evraklar var. Bunları hazırlayıp Boro'ya veriyorsunuz. Evet. Daha sonra bu evraklar adli komisyon tarafından, adli yardım komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonucunda eğer şartlarınız uygun ise size Boro tarafından bir avukat görevlendiriliyor. Ve 44 ise 44 alacaklar. Yani 44 olup da 46 veya 48 almayacaklar. Çünkü bu daha kilolu gösterir hanımları. O yüzden kendi bedenimde giyiniyorum. Bu şekilde. Püf noktaları var o zaman kıyafet giyiminde. Tabii ki de dediğim gibi. Hı-hı. Yani büyük beden hanımlar genelde 40 diyelim 44, hı-hı, 46 veya 48 alıyorlar. Hı-hı. Evet, bir haftayı daha ardımıza bıraktık. Yeni haftada tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum ben. Hepinize mutlu hafta sonları dilerken hafta sonunda Emir'e konuk sizlerle hafta sonu haberleriyle olacak. Evet, hoşça kalın.